3 harfli marketler bakkallarımızın sonunu getirecek mi? Bakkallarımızın en büyük sorunları, sıkıntıları neler? Perakende yasası nedir? Şimdi Bakkallar Odası Başkanı Muhammed Nuri Örs'le konuşacağız. Aslında biz ilk geldiğimiz gün itibariyle bakkalları bir araya getirme, birlikte hareket etme, birlikte mal alabilme, ürün alabilme. Çünkü üye sayımızın çok fazla olduğunu bildiğimizden dolayı bir koli ürün almayla 10 koli ürün alma arasında dağlar kadar fark olduğunu çok iyi biliyoruz. Ondan dolayı ilk geldiğimizde biz COSGAP'ten yararlanarak 2011 yılında Bursa Bakkal Maaşı diye bir firmamızı kurduk. Bakkalların ortaklığıyla, odamızın ortaklığıyla ve o günkü şartlarda 20 Aralık 2012 tarihinde de Ankara Swiss Otel'de 1148 şirket arasında birincilik ödülünü aldık o firmamızla. 2018'e kadar devam etti firmamız. O zamana kadar 2014'e 2015'e kadar da başarılı çalışmalar yaptık o süreçte. Ondan sonra da bir şekilde başaramadık. Yani bunun değişik sebepleri var. En büyük sebeplerinden biri tabii burada başarıyı herkes üstlenir. Başarısızlığı lider, başkan üstlenir. Buradaki başarısızlığın en büyük şeyi biz. Ama devletin özellikle gıda sektöründeki kayıp ve kaçağın %40-50 olduğu bir ülkede %100 resmi çalışan bir noktanın ayakta kalabilmesi çok zordu. Ondan dolayı böyle bir sıkıntı yaşadık. Öncelikle Bursa'da 3600 civarında üyemiz var. Bunların son dönemlerde özellikle bayanların çok daha fazla bu mesleğe sahiplenmesi, bayan üyemizin 1000'in üzerinde olması bizleri sevindiriyor. Tabii Bursa'da ve Türkiye'de bakkal bana göre gıda sektörüyle uğraşan arkadaşlarımızın bitmesi mümkün değil. Herkes işini düzgün yaptığı sürece, ürün portföyünü çok iyi seçtiği sürece, karlılığını koruyabildiği sürece ayakta kalır. Ama genel sorunlar tabii ki ciddi anlamda problemlerimiz ve sorunlarımız var. En önemli şeylerden biri bu. Özellikle yıllardan beri tüm Türkiye genelinde yapılan çalışmalar, özellikle biz Bursa Bakkallar Odası'nın öncülüğünde en az 7-8 tane dosya perakende yasası diye nitelendirdiğimiz dosyaların bakanlıklara, Gümrük ve Ticaret Bakanlıklarımıza sunulması, Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın 2013-2014 yıllarında perakende yasasıyla alakalı 3 tane üniversiteyle birlikte çalıştayların yapması, biz bu yasanın 15 Ocak 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gelip alt komisyonlardan geçip ama bir türlü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmayan yasamızın artık geçmesini istiyor. Bu yasanın içeriği çok detaylı, çok geniş. Burada biz özellikle M plaka, T plaka, S plakaların gibi bizim esnafımızın da sınırlandırılma getirilmesini istiyoruz. İhtiyaca göre mahallelerde açılmasını, ihtiyaca göre kapanmasını, 3 harfli dediğimiz marketlerin artık gıda terörizmine dönüştüğünü görüyoruz. Yani baktığımızda kendi ellerimizle büyütmüş olduğumuz canavarı maalesef ki kontrol altına almakta zorlanıyoruz şu an itibariyle. Dolayısıyla aslında bu perakende yasası çıkarıldığında kayıp ve kaçağın önüne geçileceğini, devletin bundan daha fazla vergi toplayacağını birçok kez söylememize rağmen biz acil bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu yasanın çıkmasını bekliyoruz. Diğer birçok sorunla birlikte mesela bizim sosyal güvenlik kurumuyla alakalı özellikle Bağkur sisteminde 9000 iş gününün olması ciddi anlamda bizim esnafımızı hırpalıyor. Diğer taraftan 5000 günle 5500 günle emekli olan birçok sosyal güvenlik kurumundan olan arkadaşlarımız mevcut. Dolayısıyla bizim de artık bunun 7200 güne o günün aynı olmasını istiyoruz ki olacağına da inanıyoruz. Çünkü Büyük Millet Meclisi'nde konuyla alakalı ciddi çalışmalar var. Ya haliyle bu aslında sadece bakkallara değil ülkeye de zarar olacaktır. Hatta ve hatta iktidarlara da zarar olacaktır. Yani siyasete de ciddi anlamda zarar olacaktır. Oluyor da zaten. Bugün enflasyona baktığınızda 5 tane 3 harfli diye market sayabilirsiniz. Marka sayabilirsiniz. Bunların her birinin şube sayısı 10 bin, 11 bin, 12 binin üzerinde şubeleri var. Dolayısıyla bunlar gitmiş oldukları her mahallede ciddi anlamda bakkal onlarla rekabet edemiyor. Dolayısıyla bunların hızlı bir şekilde kontrol altına alınması gerekiyor. Aynen bizim bakkallar gibi birlikte sınırlandırma veya tahtitin olması gerekiyor. Dolayısıyla bunlar ciddi anlamda hepimiz için sorun. Bu şekilde devam ederse esnaf teşkilatı ciddi sıkıntı yaşar, ciddi problem yaşar. Çünkü sadece gıda satmıyorlar. Bu arkadaşlar araba yedek parçasından tutun, otolastiğine kadar, ev aletlerine kadar 63 tane iş kolunu etkiliyorlar.